Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Seri denemelerimize es kesmeden devam ediyoruz ve hazırladığım soruların 6. kısmına geldik. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Şöyle bakalım ben sizlere hangi soruyu vermişim. Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Tarihin ilk imparatorluğu olarak bilinir. Bilinen kralları Sargun'dur. Cevabımız tabii ki burada Sümerler değil, değil mi? Cevabımız Akatlar. Bazen öyle dediğimde öğrencilerimin kalbine iniyor. Birazdan yine Akatlara geleceğiz. Sümerler çivi yasını bularak dünya tarihine katkı sağlamışlardır. Sümerlerin en önemli eserleri zigguratlardır, değil mi? Babillerin bilinen kralı Hammurabi'dir. Hammurabi kanunları günümüzde de hala adından söz edilmektedir, değil mi? En önemli eserleri Babil asma bahçeleri. Elamlar Mezopotamya uygarlığı olarak bilinir. Sus şehri etrafında kurulmuştur. Madencilikle uğraşmışlardır. Persler ile ilgili bilmemiz gereken posta teşkilatı ve satraplıklardır değerli arkadaşlarım. Yani eyaletlerdir. Cevabımız Akatlar olacaktır. Bilinen kralları Sargon'dur. Tarihin ilk düzenli ordusu ve imparatorluğunu oluşturan uygarlık olarak bilinir. İkinci sorumuz. İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili aşağıda verilen kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Buna benzer bir soru bu sene gelebilir. Dikkat edin arkadaşlarım. ÖSYM uzun zamandır kavram sormuyor. Dikkat edin. Baksı din adamı. Doğru. Sadece baksı da değil. Kam, şaman, din adamı anlamına gelir. Yu, ölülerin ardından yapılan törendir. Tamam. Saf, atasözü. Bunu da biliriz. Ayuki, yargıç olarak verilmiş. Bırakalım. Tamu, cehennem, uçma, cennet de değil mi? Ayuki, hükümet demektir arkadaşlarım. Yargıç, yargıcıdır zaten. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuza geldik. Hazreti Ömer döneminde sınırlar genişlemiş ve farklı alanlarda teşkilatlanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Divan teşkilatı Hazreti Ömer döneminde kuruldu. Sınırlar genişledi, artık meclise ihtiyacım var. Kadılık makamının oluşturulması hukuk için kadılık şart. Kadisiye savaşı kimlerle gerçekleşti arkadaşlarım? Sasanilerle gerçekleşti ve savaş kazanıldı. Suriye Hazreti Ömer döneminde alındı. Değil mi? Yermük savaşıyla zaten kapılar açılmıştı. Taif seferini gerçekleştiren Hazreti Peygamber'dir arkadaşlarım. Huneyn ve Taif seferlerini unutmayın. Hazreti Muhammed döneminde yapılan seferlerdir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuza geldik. Yukarıda sözü edilen Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? El-Biruni için sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Firdevsi Şehname adlı eserini ona sunmuştur. Bu kişi kimdir? Şimdi Sultan Alparslan Ebu'l-Feth olarak bilinir değil mi? Anadolu'nun kapılarını Türklere açan kişidir. Sultan Mesut Gaznelilerin hükümdarıdır arkadaşlarım. Dandanakan Savaşı'nı gerçekleştiren kişidir. Torunoğlu Ahmet, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti olan Torunoğullarının kurucusudur. Alaaddin Keykubat, Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Bu dönemde Suudak Limanı alınmış, alan ya alınmış, ya Sıçemen Savaşı ile Harzemşahlar bozguna uğratılmıştır. Cevabımız Gazneli Mahmut olacaktır. El-Biruni için sarayımın en değerli hazinesi dene diyen kişi Gazneli Mahmut'tur arkadaşlarım. Geldik 5. sorumuza. Sazlıdere Savaşı'ndan sonra Edirne'nin alınmasıyla Papa önderliğinde Haç ordusu kurulmuş ve ilk Osmanlı Haç Savaşı olan Sırpsındığı Savaşı gerçekleşmiştir. Sözü edilen olay hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Sırpsındığı Savaşı'nda etkin rol oynayan kişi Hacı İlbiye'dir. Onu da unutmayın. Peki hangi padişah dönemi? Cevabımız 1. Murat olacaktır arkadaşlarım. Hüdavendigar. Diğerleri hakkında bilgiler verelim. Orhan Bey döneminde Bizans ile Palekanon Savaşı yapıldı. Ve bununla beraber Balkanlardaki ilk toprak parçası olan Çinpe Kalesi bu dönemde alındı. Osman Bey Bizans'a ilk savaşı gerçekleştirdi. Hangisiydi? Koyunhisar. Bakın arkadaşlarım. Bizans'a ilk savaş Osman Bey. Haçlarla ilk savaş 1. Murat'tır. Unutmayın. Bafeon yani Koyunhisar Savaşı. 1. Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri olarak kabul edilmekle beraber Osmanlı tarihinin ilk halifesi olarak da bilinir. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 4 defa kuşatmıştır. Anadolu Hisarı'nı inşa ettirmiştir. Bununla beraber Nibolu Savaşı'nı gerçekleştirerek Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini yenmiştir. Savaştan sonra Sultan-ı İklim Rum unvanı almıştır. Cevabımız Hüdavendigar olacaktır. Savaş sırasında şehit olan Osmanlı padişahıdır arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kim tarafından şehit ediliyor? Miloş Obiliş tarafından şehit ediliyor. Ekstra bilgi olsun, ne olur ne olmaz. ÖSYM'nin işi belli olmaz. 6. sorumuz. Bu savaşta Hızır Reis büyük başarı göstererek İspanya, Venedik, Portekiz ve Papalığı bozguna uğratmıştır. Savaşın sonucunda Akdeniz Türk Gölü haline gelmiş ve donanma günü olarak kutlanmıştır. Yukarıda sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce niye soru yokmadın lan?
Arkadaşlarım, Cerbedeniz Savaşı Piyale Paşa komutasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaşta Batı Akdeniz üstünlüğü sağlanmıştır. Tamam, Kanuni Sultan Süleyman. Sapienza Savaşı 2. Beyazıt döneminde Venediklere karşı gerçekleşen bir savaştır. Vadisel Savaşı ile Fas Osmanlı topraklarına katılmıştır arkadaşlarım. Preveze'yi bırakalım. Çalıbey Deniz Savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılan savaş olup Osmanlı savaştan galibiyette ayrılamamıştır. Çünkü Venedikler daha güçlüydü. Cevabımız 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı olacaktır. Yedinci sorumuz. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu Aistefanos yani Yeşilköy Antlaşması imzalandı. Ancak bu antlaşma yürürlüğe girmeyerek yerine Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Büyük devletlerin Yeşilköy Antlaşması'nı reddetmesindeki en büyük etken hangisi olmuştur? Yani İngiltere ve Fransa Yeşilköy'ü neden reddetti arkadaşlarım? A şıkkına baktığımızda Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verilmesi. Bu durum aynı şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Aistefanos'ta var olan madde Berlin'de de devam ediyor. Yani değişen bir durum yok. Yunanlılara geniş ayrıcalıklar verilmesi. Yunanlılar zaten bağımsız olmuşlardı. Bununla da alakalı bir durum yok. Rusların güç kazanarak boğazlara doğru kayması. Bırakalım mı? Bırakalım. Makedonya topraklarında gerçekleşen ıslahat hareketleri ilerleyen zamanlarda bu ortaya çıkacaktı arkadaşlarım. 2. Abdülhamit Makedonya'yı bizzat kendisi koruyacaktı. Hatta tahttan indirildikten sonra artık Makedonlar kendi başlarına göre hareket edeceklerdi. Siyasi birliğini tamamlayan Almanya'nın giderek güç kazanmasıyla alakalı bir durum yoktur ki Berlin Antlaşması'ndan sonra Padişah 2. Abdülhamit Almanya'ya yanaşacaktı. Cevabımız Rusların güçlenmesi olacaktır. Cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz şöyle. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu yer yer işgal edilmiş ve farklı bölgelerde direniş cemiyetleri kurulmuştur. Çukurova ve çevresinde Fransız ve Ermenilerle savaşarak Mustafa Kemal'i Pozantı Kongresi'ne davet eden milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu soruyu neye göre hazırladım? ÖSYM'ye göre hazırladım arkadaşlarım. ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tipi. Bilgi verir 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 de verir. Cevabımız ne olacak? Cevabımız tabii ki Kilikyalılar olacaktır. Kars İslam Şurası yine aynı şekilde milli cemiyet arkadaşlarım doğuda kuruldu. Mavri Mira kelime anlamı kara gün demektir. Bunların amacı Bizans'ı yeniden diriltmek. Reddil Hak ne zaman kurulmuştu? İzmir'in işgalinde değil mi? İzmir'in işgalinin haksız olduğunu dile getirmişlerdi. Şark Vilayetleri diğer ismi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Bu cemiyet Erzurum Kongresi'nin toplanmasında öncülük eden önemli cemiyetlerden biridir. Diğer cemiyet Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti'dir. Cevabımız Kilikyalılar olacaktır. 9. sorumuza geldik. Sorumuz şöyle. Milli cemiyetlerin birleştirilerek tek merkezden yönetilmesi hangi kongrede gerçekleşmiştir? Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sınırlardan bahsedildi arkadaşlarım. Tamam. Bunu bir eleyelim. Sivas'ı bırakalım. Nazilli ve Lüleburgaz. Bak, Nazilli, Lüleburgaz, Balıkesir. Hepsi de mahalli kongreler. Anlaştık mı? Nazilli'yi de bilmemiz gereken Celal Bayar'dır. Galip Hoca kimdir? Celal Bayar'dır. Ali Galip değil ha. Ali Galip'ten bahsetmiyorum. Galip Hoca lakabını kullanan Celal Bayar'dır. Dediğimiz gibi Lüleburgaz, Nazilli ve Balıkesir kongreleri mahalli kongrelerdir. Yani bölgesel kongrelerdir. Cevabımız Sivas olacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri tek çatı altında toplanmıştır. Ve Mustafa Kemal temsiliyeti sıfatı başkanı olarak Ali Fuat'ı Batı cephesine göndererek yürütme yetkisini kullanmıştır. Geldik 10. sorumuza canlar. Sorumuz şöyle. Birinci Yunan Savaşı düzenli ordunun galip geldiği ilk savaş olmuş ve önemli sonuçları beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlar arasında gösterilemez? Şifreyi ben size milat olarak vermiştim ancak bunun bir sıralama olmadığını söylemiştim değil mi? Moskova Antlaşması, bakın sınavda gelirse böyle yapın arkadaşlarım. İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan ile dostluk, Teşkilat-ı Esasiye. Bakalım bunlar var mı? İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi var mı? Var. Doğrudur. Afganistan ile dostluk var mı? Var. Doğrudur. Ukrayna ile dostluk bırakalım. TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi. Kim davet etmişti? Onu da unutmayalım. İtalyanlar davet etmişti. Doğrudur. Teşkilat-ı Esasiye ilk anayasa olarak bilinir. Değil mi? Ama Türk tarihinin ilk anayasasıyla karıştırmıyoruz. Kanuni Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Değerli arkadaşlarım, Ukrayna ile dostluk antlaşması Sakarya Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. Birinci Yunan Savaşı'ndan sonra değil. Cevabımız C şıkkı. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlarım. 6. denememizdi. Daha 14 deneme var. Çağdaş Türk ve Dünya tarihini ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Sözelci arkadaşlarım merak etmesin. Hepinize katkı sağlamaya çalışacağım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.